Gençler selamlar, ben SML Hocam. SML Hocam Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, nerede kalmıştık? Bileşke fonksiyonda kaldık. Üçüncü videomuzdayız fonksiyonlarda. Biraz da yordum sizi ama sevgili arkadaşlarım, video bittikten sonra değdi diyeceksin. Şimdi bileşke fonksiyonu açıklamaya başlayalım. Öncelikle arkadaşlarım, 3 tane bizim bir boş olmayan kümelerimiz olsun. A kümesindeki bir x elemanını f fonksiyonu yardımıyla B kümesine görüntüsünü çizecek olursam bunun görüntüsü fx olacaktır arkadaşlar. Çünkü x'in görüntüsü f altında fx oluyordu. B'den c'ye tanımlı bir g fonksiyonu yardımıyla da bakın ne yaptık? X'i fx'e götürdük. Fx'i de sevgili arkadaşlarım şimdi nereye götüreceğiz? G'nin içerisine yazacağımız buradaki eleman yani fx. G fx olacak. Şimdi dikkat ettiyseniz aslına bakarsanız bunlar birbiriyle bağlantılı olduğundan biz A kümesindeki x elemanını şu şekilde direkt C'deki gfx elemanına götürdük. Yani arkadaşlar bu da demek oluyor ki buradan buraya bir fonksiyon yazılabilir. Yani direkt olarak bir fonksiyon yazılabilir. Bu fonksiyon da sevgili arkadaşlarım şudur. G bileşke fx yani aslına bakarsanız gfx ama biz bunu nasıl göstereceğiz? G bakın dikkat edin. Şöyle bir O'ya benzer bir işaret, tamam mı? G bileşke f x diyoruz sevgili arkadaşlarım biz bu fonksiyonumuzun ismine. Yani bu fonksiyon direkt A'dan C'ye tanımlanmıştır diyebiliriz. Burada sevgili arkadaşlar bileşke fonksiyon dediğimiz olay şöyle ki tabii şu kısmı da söyleyeyim ondan sonra devam edelim. Hocam önce f'i sonra g fonksiyonunu kullandığımıza göre bunun ismi f bileşke gx olması gerekmiyor muydu diye bir soru sorabilirsin ama dikkat et bakın x'i önce f yardımıyla fx'e sonra fx'i de g yardımıyla gfx'e dönüştürdük. Bizim elimizdeki fonksiyon gfx fgx değil. F bileşke gx nedir? F'in içerisindeki gx'tir. Yani dolayısıyla bunlar birbirinden farklı arkadaşlar. Ve şunları da unutmayın. F bileşke gx tabii ki de G bileşke fx'ten her daim farklı olur. Yani her daim derken f ile g birbirine eşitse tabii ki bunlar birbirinin aynısı olur ama f ile g birbirinden farklı fonksiyonlar ise biz f bileşke gx g bileşke fx'ten farklıdır diyeceğiz. Bugün konuşamıyorum sanırım. Farklıdır diyeceğiz sevgili gençler. Aklınıza bulunsun. Bir de notumuza bakalım. Bir fonksiyonu sevgili arkadaşlar tersiyle bileşke işlemine sokarsanız veya tersini o fonksiyonla bileşke işlemine sokarsanız x'i bulursunuz. Yani örnek veriyorum. F'in içerisine f'in tersinde x'i yazarsanız arkadaşlar x'i bulursunuz. Burada f bileşke f'in tersinde x diyelim ve f'in tersi bileşke fx diyelim. Biraz büyük gösterelim. Bunların ikisi de sevgili arkadaşlar bakın şunlar gidiyor gibi düşünüp direkt x'e eşittir diyebilirsiniz. Umarım anlaşılmıştır. Örnek 25. Fx'i ve gx'i vermiş. Fx ve gx'in kuralını tam olarak bilmiyoruz. Neden tam olarak bilmiyoruz? Çünkü içeriğinde a'lar var arkadaşlar. A'nın ne olduğunu bilmiyoruz. Fgx, gfx'e eşit olduğu bilindiğine göre anlanabileceği değerlerin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada ekstradan özel olarak bunu buna eşit olmasını istemiş. Yukarıda eşit değildir dedik ya hani. Eşit olmasını istemiş. Peki nasıl eşit olabilir? Buna bakacağız şimdi. Arkadaşlarım fgx demek f'in içerisine gx'i monte et demektir. Gfx de g'nin içerisine fx'e monte et demek. Tamam mı? Şimdi madem öyle ben gx'in ne olduğunu biliyorum. X artı a. Yani arkadaşlar f'in içerisine x artı a yaz demiş. Diğer tarafta da g'nin içerisine fx'i yani ax artı 5'i yaz demiş bize. Ve bunlar birbirine eşit de. Peki f fonksiyonunda ben x gördüğüm yere x artı a yazarsam aslına bakarsanız şuradaki x gördüğüm yere de x artı a yazmam gerekiyor değil mi? A parantezinde x artı a artı 5 eşittir. G'nin içerisinde de x gördüğümüz yere yani şuraya ve şuraya ax artı b yazacağız. Dolayısıyla ax artı b artı ax artı 5 özür dilerim b yok. Ax artı 5 yazıyoruz. Ax artı 5 artı a diyeceğiz. Şimdi bunlar birbirine eşitmiş. Öncelikle şu kısmı bir dağıtmak istiyorum şöyle. Ax artı a kare artı 5 eşittir. Ax artı a
artı 5 diyebiliriz arkadaşlar. Her iki tarafta ax'lerin olduğunu ve her iki tarafta 5'lerin olduğunu da görüyorsunuz. O halde a kare neye eşittir? A'ya. Şimdi siz a'yı bu tarafa gönderirseniz a kare eksi a eşittir 0 yapar. İse a parantezini alırsanız a eksi 1 eşittir 0 olacaktır. Ve böylelikle burada ya bu 0'dır ya da bu 0'dır. A 0'sa a 0'dır. A eksi 1 0'sa a 1'dir arkadaşlar. Şimdi a'nın alabileceği değerleri topla demiş bize. Bir 0 bir de 1 vardı. Değerlerin toplamı kaç yapar arkadaşlar? 1 yapar diyebiliriz. Cevabımız da buydu. Devam ediyorum 178. sayfamdaki 26. soruyla. Fx 4x artı 6'ymış. Gx de 2x artı k'ymış. F bileşke gx, g bileşke fx'e eşit olduğuna göre yine aynı. K kaçtır? Şimdi f'in içine g'yi yaz demiş. Burada x gördüğümüz yere şunu yazacağız. 2x artı k'yı. Hadi yazalım. 4 parantezinde 2x artı k artı bir de 6'mız var. Eşittir dedim. G'nin içerisine de f'i yazacağız arkadaşlar. Yani 2x artı k'da x gördüğümüz yere 4x artı 6 yazacağız. 2 parantezinde 4x artı 6 artı bir de neyimiz var? K'mız mevcut. Şimdi şunları bir içeri dağıtalım. 8x artı 4k artı 6 eşittir. Yine 8x artı 2 kere 6 12 yapar. Artı bir de neyimiz var? K'mız var. Her iki tarafta da 8x'lerin olduğunu görüyorsun. Bunlar gider. Ve elimizde sadece 4k artı 6 eşittir 12 artı k'mız kaldı. Burada da arkadaşlar bu k'yı bu tarafa gönderin, 6'yı bu tarafa gönderin. Ne kalır? 3k eşittir 6 olur ve k eşittir kaç gelir? 2. Bizden ne istenmişti sevgili arkadaşlarım? K kaçtır diye sorulmuştu. Biz burada k'nın 2 olması gerektiğini gördük. 27. sorumuz. F ve g birer fonksiyon. Peki. Fx 3x artı 8'miş. Fgx de x olduğuna göre. Gx fonksiyonunu bul demiş bize. Şimdi gx fonksiyonunu birazdan farklı bir yöntem öğrendiğimizde sevgili gençler daha da rahat bulabilirsiniz. Ama yani ters fonksiyon yardımıyla da bulabilirsiniz. Ama daha o özelliği görmediğimiz için biz şöyle yapacağız. Fgx ne demek? Fx fonksiyonunda x gördüğün yere gx yaz demek. X gördüğün yere gx yaz demek. O halde f'in içerisindeki gx eşittir diyorum. 3 tane gx artı 8 olacaktır. Ve bu kaça eşitmiş arkadaşlar? Tabii ki x'e eşitmiş. O halde bizden gx isteniyorsa 3 çarpı gx eşittir. 8'i karşıya fırlattınız. X eksi 8 oldu mu? Oldu. Her iki tarafı 3'e bölerseniz de gx'in aslına bakarsanız x eksi 8 bölü 3 olması gerektiğini de görebilirsiniz. Burada az önce bahsettiğim olay ters fonksiyonda göstereceğimiz bir durumdu. Eğer ki fgx sevgili arkadaşlar şu şekilde x'e eşitse ne demektir? Gx fonksiyonu sevgili arkadaşlar aslına bakarsanız f'in tersinde x'in ta kendisidir. Şunun tersini bulabilmek için de 8'i karşıya atıyorsunuz. X eksi 8 ve her iki tarafı 3'e bölüyorsunuz. Gene x eksi 8 bölü 3'ü buluyorsunuz. Bu şekilde de bulunabilir. Bu şekilde de bulunabilir. Artık sınav esnasında hangisi aklınıza geliyorsa. Bu da WhatsApp'ın çift tiki gibi oldu. 28. F 1 bölü x artı 1 eşittir 1 bölü x olduğuna göre fx fonksiyonunu bul demiş bize. Şimdi öncelikle arkadaşlar yine kurnazlık isteyen sorularda. Dolayısıyla biz bu kurnazlığı nasıl yapacağız bu soruda? Bunu bir düşünelim. Şimdi f 1 bölü yani daha doğrusu 1 bölü x artı 1'den 1 bölü x elde etmemiz gerekiyor. Bunu nasıl elde ederiz? Öncelikle sevgili arkadaşlar şu ifadeyi yani 1 bölü x artı 1'i bir ters çevirelim. Ters çevirdi. Ters çevirince ne oldu? X artı 1 oldu. Daha sonrasında bize 1 bölü x lazım. Yani x artı 1 değil x'li bir şey lazım. Dolayısıyla 1 çıkaralım. 1 çıkarırsanız ne olur? X olur. Artık 1 bölü x'e çok yaklaştım. Yine ters çevirirseniz bu şekilde de 1 bölü x'i bulursunuz. Bakın 1 bölü x artı 1'e 1, 2, 3 tane işlem uygulayarak 1 bölü x'i elde ettim. O halde arkadaşlar f'in içerisinde 1 bölü x artı 1 değil de x yazmış olsaydı bizden istediği gibi bu x'e de aynı işlemleri uygulayacaktım. Ters çevirecektim 1 bölü x, 1 çıkaracaktım eksi 1 ve bunu da ters çevirecektim. Yani 1 bölü 1 bölü x eksi 1. Bunu da biraz düzenleyebilirsiniz, dilerseniz böyle de bırakabilirsiniz, hiç sıkıntı değil. 1 bölü bakın 1 eksi x bölü x yapar. Bunu da ters çevirip çarparsam x bölü 1 eksi x'in ta kendisi yapar arkadaşlar. İşte fx fonksiyonumuzun kuralı
x bölü 1 eksi x'miş diyebiliriz böylelikle. Tamam. Yani bu şekilde neler yaparak 1 bölü x'e ya da istenene ulaştıysan bu sefer x'e de aynı işlemleri uygulayarak istenene ulaşıyorsun. Tamam. Devam ediyorum. 29. örneğimle. f2x artı 1 5x artı 7 olduğuna göre f(x) fonksiyonunu bul demiş bize. Bakın 2x artı 1'e ben bazı işlemler uygulayacağım ve ulaşmam gereken şey 5x artı 7. Şimdi arkadaşlar bunu 2x'ten 5x'e ulaşmak için 5 bölü 2 ile çarpalım. 5 bölü 2 ile çarp diyelim. 5 bölü 2 ile çarparsanız 5x artı 5 bölü 2'yi elde edersiniz. Tamam, şu ifadeyi 5 bölü 2 ile çarparsanız 2'ler gider 5x. Bununla da 1'i çarparsanız 5 bölü 2'yi elde edersiniz. Şimdi bize 5x artı 7 lazımdı. 5x artı 5 bölü 2 değil. 5 bölü 2 yani 2,5. 7'den 4,5 kadar azdır. O halde 9 bölü 2 eklersem eğer bu sefer de 5x artı 7'yi elde ederim. 4,5 eklersem 5x artı 7'yi. Bakın bize verilen buydu. İstenen buydu. Lazım olan buydu. E bunu da bulduk. Hangi işlemlerle? 5 bölü 2 ile çarpıp 9 bölü 2 ekleyerek. Fx'i bul demiş. O zaman fx'teki x'e de aynı işlemleri uygulayacağım. Yani önce x'i 5 bölü 2 ile çarpacağım. Sonra bir de gideceğim 9 bölü 2 ekleyeceğim. Ki bunu daha da güzel yazabilirsiniz. 5x artı 9 bölü 2 biçiminde, sonuçta paydalar eşit olduğuna göre fx'imizin kuralı bu şekilde karşımıza çıkmış olur. Örnek 30. Fx'i vermiş bize x kare. Gx'i vermiş 1 eksi x. Hx'i vermiş kök x. Bizden istenen ise f'in içerisine g'yi ve onun içerisine de hx'i yaz demiş bize. Şimdi öncelikle hx dediğimiz fonksiyonumuz, bakın burada kök x'ti. Şurası kök x arkadaşlar. Kök x'i ben g'nin içerisine yazarsam, yani şuraya yazarsam, bu bize neyi verecektir? G kök x eşittir 1 eksi kök x'i verecektir. Dolayısıyla şu kısım artık bizim için 1 eksi kök x'tir. Bana lazım olan f içerisinde 1 eksi kök x olacaktır arkadaşlar. Peki f'in kuralını biliyor muyuz? Evet. İçine aldığı değeri karesini alıyor. O zaman içerisine bu sefer 1 eksi kök x aldıysa bunun karesi bizim cevabımızdır. Yani 1 eksi kök x'in karesi bize cevabı verir. Bunun da karesini açarsanız birincinin karesi eksi 2 çarpı birinci ile ikincinin çarpımı şu. Ve artı kök x'in karesi arkadaşlarım x. İşte size fx, bu bileşke fonksiyonun f bileşke g bileşke h'ın kuralı budur deriz. 31. örneğimiz. Fx x kare artı 1 ise f içerisinde fx'in kuralını bul demiş. Şimdi şöyle f içerisinde fx. Fx neydi arkadaşlar? X kare artı 1'di. Dolayısıyla buraya direkt bu x kare artı 1'i yerleştiriyorum. Tamam. Şöyle de kapatabiliriz. İki tane. Tamam. Şimdi neyi yapacağız? F içerisinde x kare artı 1 lazım bize. Fx buydu. Fx arkadaşlarım x kare artı 1 ise f x kare artı 1 neyin nesidir? Demek ki fx fonksiyonun ne yaptığına bakıyorsunuz. Önce karesini alıp 1 ekliyorsa o zaman ben de bunun karesini alıp 1 ekleyeceğim. Yani x kare artı 1'in karesi artı 1'miş arkadaşlar. Artık şu kısmı da bulduk. Bu neymiş? X kare artı 1'in karesi artı 1'miş. Ve bunun dışında da f var. Ve yine ne yapmam gerekiyor? Fx madem x kare artı 1, içeridekinin karesini alacağım ve sonra 1 ekleyeceğim. Hadi alalım. Eşittir diyorum. Son işlem artık. X kare artı 1'in karesi artı 1'in karesi ve sonuç olarak artı bir tane de 1 ekliyoruz arkadaşlarım. İşte FFFx'in sonucu, kuralı budur diyebiliriz sevgili gençler. Devam ediyorum 179. sayfamla. Fonksiyonun tersi. Az önce bahsettiğim şeyi burada göreceğiz. F fonksiyonu A kümesinden B kümesine tanımlı, birebir ve örten bir fonksiyon ve Ix de sevgili arkadaşlar birim fonksiyonu olmak üzere F ile G'yi ve G ile F'i bileşke işlemi altına tabi tutarsam, bileşke işlemine tabi tutarsam bize birim fonksiyonu yani X'i veriyorsa arkadaşlarım, burada F ile G birbirinin tersidir ve G'ye F'in tersi şeklinde gösterilen f üzeri eksi 1 denir. F fonksiyonu A'daki elemanları B'ye taşıyorsa tersi B'deki elemanları A'ya taşıyacaktır. F fonksiyonu A kümesinden aldığı x'leri
B kümesindeki sevgili arkadaşlarım fx'lere dönüştürüyorsa, buradaki de yani fx de biliyorsunuz y idi, B kümesindeki y'lere dönüştürüyor diyebilirsiniz. Tersi de B kümesindeki y'leri alıyor, A kümesindeki x'lere dönüştürüyor diyebiliriz. Aslına bakarsanız burada f a eşittir b ise, burada aklınıza tutmanız gereken tek şey bu. F'in tersinde b mutlak surette a'ya eşittir diyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Tamam, ama unutmayın, bir fonksiyonun tersinin de fonksiyonu olabilmesi için birebir ve örten olması da şarttır sevgili gençler. 32. örneğimize bir bakalım. Aşağıdaki fonksiyonların ters fonksiyonlarını bul demiş bize. Şimdi bunların ters fonksiyonlarını bulabilmek için benim size göstermem gereken ufak da bir yöntem var. Şöyle diyorsunuz. Burada arkadaşlarım fonksiyonun içerisinde tek bir yerde x kullanıldıysa şu şekilde, bu fonksiyonların tersini kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Eğer birden fazla x kullanıldıysa bunu teke indirip yine aynı dediğim yöntemi uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim yöntemle bütün fonksiyonların terslerini de kolay bir şekilde bulabilirsiniz. 1. Adım adım yazıyorsunuz. X'e uygulanan işlemler. Fonksiyonda x'e uygulanan işlemler. Önce x'in ne yapılmış? Karesi alınmış. Karesini al diyorum. Sonra 2, 3 eklemiş. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben buradan başlayıp terse doğru gideceğim. Hem de bütün işlemlerin anti işlemlerini yapacağım. Yani tam terslerini yapacağım. Mesela burada 3 ekle demiş ya. X'ten ben 3 çıkaracağım önce. Karesini al demiş ya. Bunun da kare kökünü alacağım. Karesini almanın tersi kare kökünü almaktır. İşte size f'in tersinde x arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bu şekilde ters bulabilirsiniz. Bakın. Şuna bakalım gx fonksiyonuna. 1. 6 ile çarpmış. 6 ile çarp. 2. 7 çıkar. Çünkü sonra 7 çıkarmış ve son olarak da 2'ye bölmüş değil mi? Bakın şimdi fonksiyonun tersini buluyorum ben. G'nin tersinde x eşittir. 2'ye bölmek yerine 2 ile çarpacağım. 7 çıkarmak yerine 7 ekleyeceğim. 6 ile çarpmak yerine 6'ya böleceğim. İşte size G'nin tersinde x fonksiyonu. Hala hazırda lönk diye karşınıza çıkıyor. Ve son olarak hx fonksiyonumuza da bakalım arkadaşlar. Şuna uygulanan işlemleri yazalım. 1. Küp almış. Küp al. 2, 3 ile çarp. 3 ile çarp. 3, 6 ekle. Ve 4, karesini al. Kare al dedim. Şimdi ne yapacağız? Buradan başlayıp terse doğru gideceğiz ve bütün işlemlerin de tersini yapacağız. Yani kare almaktan başlayalım. Kare almanın tersi kare kök almaktı. X'in kare kökünü aldım. 6 eklemek yerine 6 çıkaracağım. 3 ile çarpmak yerine 3'e böleceğim. Kübünü almak yerine de küp kökünü alacağım. İşte size hali hazırda h'ın tersinde x fonksiyonu diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Bu yöntemi kime anlattıysam çok sevdi. Sizler de arkadaşlar sevdiyseniz bir yorumunuzu alırım. Evet, devam ediyorum gençler notumuzla. Eğer ki bizim fonksiyonumuz ax artı b bölü cx artı d biçiminde ise ben bu fonksiyonun tersini, bakın şuradaki d ile a'ya odaklanıyorsunuz sadece. Yani alt tarafın sabit terimiyle üst tarafta birinci dereceden olan terimin katsayısına. Bunları hem yer değiştiriyorsunuz hem de işaretlerini değiştiriyorsunuz. Yani eksi dx artı b bölü cx eksi a diyorsunuz arkadaşlarım. Bakın gördüğünüz üzere d ile a'nın hem yerleri hem de işaretleri değişmiş oldu. Bu fonksiyonların tersini bu şekilde alabilirsiniz. F fonksiyonu a'dan b'ye tanımlıysa a kümesi sevgili arkadaşlarım, a kümesinin içerisinde bir eleman olmaması gerekiyor bu ters fonksiyonlarda. Paydayı sıfır yapan değer. Ki sen cx artı d'yi sıfıra eşit dersen x eksi d bölü c olacaktır. Dolayısıyla a kümesi sevgili arkadaşlarım tüm reel sayılardan bu eksi d bölü c'yi çıkaracaksınız. Budur. B kümesi de f'in tersi fonksiyonu. Hani b'den a'ya tanımlı ya. Bu sefer f'in tersi fonksiyonunun buradaki b kümesi tanım kümesidir. Tanım kümesidir. Tanım kümesinde tanımsız yapan bir elemanın olmaması gerekiyor. F'in tersi fonksiyonunun paydası neresi? Burası. Bu paydayı sıfırlayan değer cx eksi a'yı sıfıra eşitlerseniz burada x arkadaşlarım a bölü c olur. Demek ki b kümemizde tüm reel sayılardan bu sefer a bölü c'yi çıkaracağız manasına gelir. Tamam. 33. örnekte daha da net anlayacaksın. F fonksiyonu r eksi a'dan r eksi b'ye tanımlıymış. Fx fonksiyonu da 2x eksi 7 bölü
6 artı x. Ben bunu birazcık düzenleyeceğim. 2x eksi 7 bölü x artı 6 yazacağım. Çünkü ben bu fonksiyonun tersini alırken ne öğrenciler gördüm? 2 ile şuradaki x'in katsayısı olan 1'i yer değiştiriyorlar. Unutmayın arkadaşlar, paydanın sabit terimiyle pay kısmının birinci dereceden teriminin katsayısını yer değiştireceksiniz. Şimdi fx buysa f'in tersinde x'i hemen bir bulalım. 6 ile 2'nin hem yerini hem işaretini değiştirin. Eksi 6 x eksi 7 bölü x eksi 2 diyorsunuz. Bakın, fx'i tanımsız yapan x eşittir eksi 6'dır. F'in tersini tanımsız yapan x eşittir 2'dir. Şimdi burada f'i tanımsız yapan değer a ve bu eksi 6'dır. F'in tersini tanımsız yapan değer de b'dir ve bu da sevgili arkadaşlarım 2'dir. Bana da f a artı b sorulmuş. A'mız eksi 6 idi, b'miz de 2 idi. Bunları toplarsanız f eksi 4 gelecektir. F fonksiyonumuz şuydu. Dolayısıyla ben x gördüğüm yere artık ne yazacakmışım? Eksi 4. Yazalım. 2 çarpı eksi 4 eksi 8 yapar. Eksi 7 var yanında. Bölü 6 eksi 4 dedim. Üst taraf eksi 15. Alt taraf 2. Eksi 15'i 2'ye bölerseniz cevap eksi 7 buçuk olacaktır. Doğru cevabımız da eksi 7 buçuktu sevgili arkadaşlar. Bilgimize bakalım. Ters fonksiyonun özellikleri. Eğer ki f a b'ye eşit, ancak ve ancak f'in tersinde b eşittir a'dır diyorsunuz. Bunu daha önce gösterdim zaten. Bir fonksiyonun tersinin tersi varsa bu işlemler sonucunda senin karşına yine f fonksiyonu çıkacaktır. F fonksiyonuyla f'in tersinde x fonksiyonunu bileşke işlemine tabi tutarsan sanki bunlar gidiyormuş gibi davranır. Geriye sadece x kalır arkadaşlar. Tamam. F bileşke g'nin tersinde x ise, yani sen bileşke fonksiyonunun tersini almak istiyorsan, bu da arkadaşlarım g ile f'in hem yerlerini değiştiriyorsunuz hem de terslerini alıyorsunuz diyeceğiz. G'nin tersi bileşke f'in tersinde x, f bileşke g fonksiyonunun tersine eşittir sevgili arkadaşlar diyelim ve geçelim 180. sayfamıza, 34. sorumuza. F ve g fonksiyonları birebir ve örtendir. Eğer bir soruya birebir ve örtendir gibi başlıyorsa, tamam mı, o soru %99 ihtimalle ters fonksiyonla alakalıdır. Aklında bulunsun. Bu söylediğimi de bir kenara yaz. Fx artı 1, 2x artı 4 ve g'nin tersinde 2x artı 5 de x eksi 1'i veriyormuş bize. Olduğuna göre f'in tersinde 6 ile g5'i toplayıp f2'ye böl demiş. Bu ifadenin değerini hesapla demiş bize. Şimdi öncelikle arkadaşlarım, f'in tersinde, bakın şu 2x artı 4'ü aldım, buraya yazdım. X artı 1'i de karşıya yazdım. F'in tersinde 2x artı 4'ün x artı 1'e eşit olması gerektiğini anladık. Ve bundan sonra sevgili arkadaşlar şunu alalım, şöyle şuraya bir taşıyalım. Bundan sonra ise şunu yapıyoruz. Bize f'in tersinde 6 lazım. Şurayı 6 yapacak olan x değeri nedir? F'in tersinde 6. X gördüğümüz yere 1 yazarsak bakın içerisi 6 olur. Ve bu şekilde x gördüğümüz yere 1 yazarsak burası ne gelir? 1 artı 1'den 2 gelir. Yani f'in tersinde 6 kaçmış arkadaşlar? 2'nin ta kendisiymiş. Şu kısım 2'ymiş. Artı bize g5 lazım. Aynı şekilde şununla şunu yer değiştirebilirsiniz. Ve böylelikle g'nin içerisinde x eksi 1 eşittir 2x artı 5 olacaktır. Ve arkadaşlar bize g5 lazım olduğu için x gördüğümüz yere 6 yazarsam eğer, g5 eşittir 2 kere 6 12, 5 daha 17 yapar. Yani arkadaşlar şu kısımda neymiş? 17'ymiş. 2 artı 17 dedik. Bölü. Şimdi de bize f2 lazım. F2'yi bulabilmek için de şurada x gördüğünüz yere 1 yazsanız kafi. Böylelikle f2 eşittir 2 kere 1 2, 4 daha kaç yapar? 6 yapar. Ki zaten hiçbir şey yapmasanız bile şunu görmeniz gerekiyor. 6 ile 2'yi yer değiştirirseniz zaten f2'nin 6 olması gerektiğini görebilirsiniz. O halde f2'de kaçmış? 6'ymış. Üst taraf ne olur? 2 artı 17 19 olur. Alt tarafta 6 ise cevabımız işte karşımıza çıktı. Cevap 19 bölü 6 idi diyecektik. 35. örneğimiz. Aşağıdaki f ve g fonksiyonlarının grafikleri bize verilmiş. Buna göre g bileşke f'in tersinde bileşke g0 değeri kaçtır? Bakın öncelikle neyi bulacağız biz? G0'ı bulacağız. Ama daha anlaşılır olması için ben sana şunu göstereyim. Şunu arkadaşlar bize sorulanı şöyle yazalım. G'nin içerisinde f'in tersinin içerisinde g0 diye yazarsak daha iyi anlarsınız.
Öncelikle G0'ı bulacağız. Enişten başlıyoruz. G fonksiyonunda 0'ın gittiği değer, bakın siyah f fonksiyonu 8'miş arkadaşlar. Yani şurası ne? 8. Şimdi f'in tersinde 8 var. Yani fonksiyonu, f fonksiyonunu 8 yapan değer. F fonksiyonu kırmızıydı. Ve kuralı da neydi? X küp. Bunu 8 yapan değer kaçtır? Tabii ki 2'dir. Demek ki 2'den gelmiş arkadaşlar bu. O halde sevgili arkadaşlar f'in tersinde 8 kaçtır? 2'dir deriz. Şimdi ne lazım? G2. G2'de arkadaşlarım gördüğünüz üzere g fonksiyonunda 2 nereye gitmiş? Eksi 2'ye gitmiş. O halde bizim sorumuzun cevabı da eksi 2'dir diyebiliriz. Ve sevgili gençler 180. sayfamızın sağ üst tarafındayız. Fx artı 5 h'ın tersinde 2x artı 3 olduğuna göre h bileşke f6 kaçtır? Öncelikle f6'yı bulabilmek adına ne yapmamız gerekiyor? X gördüğümüz yere 1 yazarsak bakın içerisi 6 olur. Demek ki x gördüğümüz yere 1 yazacağız. Bu da h'ın tersinde 5'e eşittir. Çünkü şurada 1 yazarsanız 1 kere 2, 2, 3 daha 5 yapar. Şimdi f6 h'ın tersinde 5 ise benden şu istenmişti. H içerisinde f6 kaçtır diye sorulmuştu. Biliyorsunuz değil mi? Peki f6 kaçmış arkadaşlar? Neye eşitmiş? H'ın tersinde 5'e. Yani h içerisinde h'ın tersinde 5 kaçtır diye merak ediyoruz biz. Ve sen artık şunu biliyorsun. Bir fonksiyonla adı ne olursa olsun tersini bileşke işlemi altına alırsan bunlar birbirini götürür. Cevap karşımıza çıkar. Doğru cevap kaçmış? 5'miş sevgili gençler. Devam ediyorum 37. örneğimle. Fx fonksiyonu 5x artı 2 bölü a artı 3x. Şimdi bunu biraz düzeltelim. 5x artı 2 bölü 3x artı a yazalım. Tamam mı? Yani x başa gelsin. Düzgün görünsün ki öğrendiğimiz kuralları da düzgün bir şekilde uygulayabilelim. Ve bize demiş ki f'in içine fx'i yazınca e ix'e yani birim fonksiyona eşit olmuş. Birim fonksiyon x'e eşit. Demek ki o zaman ben şöyle bir cümle kurabilirim. F fonksiyonu aslında kendinin tersine eşitmiş. Yani tersiyle kendisi birbirine eşit olan fonksiyonmuş bu. Madem öyle şunun tersini bir bulalım. A ile 5'i yer değiştirin. Eksi a x eksi a x artı 2 bölü 3x eksi 5. Bakın bu ikisi bir tanesi tersi yani şu f. Şu da f'in tersi arkadaşlar. Ve bunlar birbirine eşit olacaksa bunlar da birbirine eşit. Madem öyle buradaki a şöyle olarak eksi 5'e eşit olacak. Yani a eksi 5 ise a kaç a eksi 5 ise a eksi 5'tir değil mi? A eksi 5'miş arkadaşlar. Ve artık şunu merak ediyoruz biz. F'in tersinde a sorulmuş ya. Aslına bakarsanız f'in tersinde eksi 5 sorulmuş diyebiliriz. Ben f'in ters fonksiyonunun şu olduğunu biliyorum. Ya da şöyle diyebilirsiniz. Hocam f ile f'in tersi eşit olduğuna göre f'in tersinde eksi 5'i bulmak yerine ben f eksi 5'i bulurum. Bu da olur. Evet o da olur. F fonksiyonumuz neydi arkadaşlar? Şurasıydı. Fx fonksiyonumuz bizim 5x artı 2 bölü 3x eksi 5 arkadaşlar. Çünkü a eksi 5'ti. O halde artık ben x gördüğüm yere de eksi 5'i yazarsam cevabı bulurum. Eksi 5'i yazarsanız 5 kere eksi 5'ten eksi 25 artı 2 bölü 3 kere eksi 5 eksi 15 eksi 5 yazarsınız. Üst taraf eksi 23'e alt taraf eksi 20'ye eşittir. Şununla şu giderse cevap arkadaşlar 23 bölü 20 olur diyebiliriz. Ve bir notumuz daha var. Bu not da arkadaşlar dersle alakalı bir not değil. Size olan bir hatırlatmayla alakalı bir not. Bir fonksiyonun tersinin grafiği y eşittir x doğrusuna göre simetridir. Bu konuyla ilgili bilgileri ve örnekleri AYT video ders kitabımızda fonksiyonlar konusunun devamında bulacaksınız arkadaşlar. Fonksiyonlarla öteleme, dönüşüm, fonksiyonun tersinin hangi grafiğe göre simetrik olduğunu falan bunların her birini AYT video ders kitabımızda bulacaksınız arkadaşlar. Biraz AYT ile alakalı konular olduğu için o kısımda işlemeyi daha doğru buldum. Ve artık fonksiyonlarla alakalı son sorumuz, son sayfamız fonksiyonlarda grafikli sorular diye bir başlık altında inceleyelim. 4 tane soru çözeceğiz ve videoyu noktalayacağız. Demiş ki 38. sorumuzda. FF0 artı FFF2. Şimdi F0'ın ne olduğunu biliyoruz. F0 arkadaşlar burada gördüğünüz üzere 3'tür. Daha sonrasında bize F3 lazım. F3 de gördüğünüz üzere hop eksi 1'e gitmiş. Yani bu kısım eksi 1'miş arkadaşlar. Şimdi gelin F2'yi hesaplayalım. F2 2 nereye gitmiş bakın 0'a gitmiş. Yani burası 0.
Ve burada ne kaldı? F içerisinde F0 mı kaldı? E ben F içerisinde F0'ın az önce eksi 1 olduğunu bulmuştum. O halde burası da nedir? Eksi 1'dir diyeceğiz. Eksi 1 ile eksi 1'in toplamı da bize eksi 2'yi verir. Cevabımız budur diyebiliriz. Bakın grafikli sorular fonksiyonlarda sanki daha korkutucu gibi gelebilir. Ama her daim grafikli sorular daha kolaydır arkadaşlarım. Diğer fonksiyon sorularından aklınızda bulunsun. Bu soruyla alakalı tek düzeltmemiz var arkadaşlar fonksiyonlarda. O da burası. Şu kısımda sevgili arkadaşlarım fonksiyon grafiğinin devamı da çizilmiş. Devamı çizilmeyecek. Yani şurası olmayacak arkadaşlar. Bu kısmı silebilirsiniz. Şurası olmayacak. Bizim fonksiyonumuzun grafiği şurada bitiyor. Tamam. Şimdi yukarıda f fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre f içerisinde k eksi 1, 1 eşitliğini sağlayan k değerlerinin toplamı nedir? Şimdi öncelikle f içerisinde f k eksi 1 eğer ki 1 ise f fonksiyonunu 1 yapan değer acaba nedir? Şurası ya, f fonksiyonu 1 yapan değeri bir bulalım. F fonksiyonu 1 yapan değer bakın burada nedir? 0'dır. Yani şurası 0 olunca f 0 1 oluyor. Madem öyle şimdi bana ne lazım? F k eksi 1 eşittir 0 yapan değerler lazım. Peki f fonksiyonu 0 yapan değerler nedir? X eksenini kesen yerlerdir. Bir eksi 1, bir 2, bir de 6. Dolayısıyla arkadaşlarım içerisi yani k eksi 1 eksi 1 olabilir. K eksi 1 2 olabilir. Ve k eksi 1 tabii ki 6 olabilir. Madem öyle k eksi 1 eksi 1 ise k 0'dır. K eksi 1 2 ise k 3'tür. K eksi 1 6 ise k 7'dir diyeceğiz. Ve k değerlerinin bizden toplamı istendiğine göre bunları toplarsanız 0 3 7'nin toplamı 10 yapar. Cevabımız da 10'dur deriz sevgili gençler. Güzel soruydu. Ve devam ediyorum. 40. örnekte biraz kurnazlık barındıran bir soru. Yukarıda f fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre fx eşittir x eşitliğini sağlayan x değerlerinin çarpımı nedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlarım dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. Fx fonksiyonuyla y eşittir x'i birbirine eşitlerseniz y eşittir x'in grafiği şu şekilde, biliyorsunuz ki analitik geometriden de y eşittir x demek birinci açıortay doğrusu demek. Birinci açıortay doğrusu da 45 derecelik bir açıyla şu şekilde geçen doğrudur. Ve bu denklemi sağlayan, bu eşitliği sağlayan x'ler grafiklerin kesiştiği noktalardır aslına bakarsanız. Yani ben buradaki x değerlerini bulup bunları çarpmam gerekiyor. Evet doğru, bunları çarpmamız gerekiyor. Fakat ben diyorum ki ben bunları bulmamıza gerek yok. Mesela şurası örnek veriyorum, tam ortada 5 bölü 2, 3 bölü 2'dir, 1,5'tür. Diğerini varsayalım buldunuz, A buldunuz, ötekinde B buldunuz. Bunların çarpımını bulmak zorunda değilsiniz. Sebep? Çünkü arkadaşlar bu grafikler orijinde de zaten kesişiyorlar. Dolayısıyla bu eşitliği sağlayan x değerlerinden bir tanesi de sıfırdır. E şunlar ne olursa olsun bir de sonunda sıfırla çarpacağın için cevap tabii ki de pek tabii sıfırdır arkadaşlar. Doğru cevap buydu. Bu yüzden kurnazlık barındıran bir soru demiştim. Ve son sorumuz. Yukarıda f fonksiyonunun grafiği verilmiş. Grafiğimiz bu arkadaşlar. F eksi 4'ü bulmamız gerekiyor. Eksi 4 burada. Eksi 4 yukarı mı gitmiş, aşağı mı gitmiş? Aşağısı boş olduğuna göre. Bakın yukarısı dolu. Demek ki yukarıya gitmiş. Ve f eksi 4 kaçmış arkadaşlar? Bakın 1'miş. Yani şurası 1. 3 kere 1 de 3 yapar. Eksi. Şimdi f3'ü bulmamız gerekiyor. 3 nereye gitmiş? Yukarı değil, bu aşağı gitmiş. Ve kaça gidiyor arkadaşlar? Eksi 1'e. Eksi 2 kere eksi 1 de artı 2 yapar. Bölü. Bir de f0 lazım. F0'da arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi 0 nereye gidiyor? 5'e gidiyor. Dolayısıyla burası da 5'miş. 3'e 2 eklerseniz 5. Bunu da 5'e bölerseniz doğru cevabın 1 olması gerektiğini de tabii ki söyleyebiliriz. Evet. TYT fonksiyonlarla alakalı bütün konularımız bunlardı arkadaşlar. Şimdi TYT fonksiyonların sorularını çözeceğiz. Tabi fonksiyon bu kadar değil. AYT kısmında da fonksiyon göreceğimizi söylemiştim. AYT kısmındaki fonksiyonları da AYT video ders kitabımızda bulacaksınız arkadaşlar. Şimdi testlerde görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.